Ben bugün sizlere Etsy'de kolaylıkla satabileceğiniz mantıklı ve karlı bir ürün buldum. Bu ürünü göstereceğim. Tabii bu tarz ürünleri Etsy'de satmadan önce Etsy'de biliyorsunuz el yapımı ürünler ya da kendiniz özelleştiğiniz ürünler olması gerekiyor. Amazon ya da benzeri platformlarda olduğu gibi al sat yapacak ürünler olmayacak. Bunun altını çiziyorum. Muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ilk olarak Printify'dan bakıyorum. Printify'da birçok ürün var biliyorsunuz. Printify bizim için baskılı ürünleri hazırlayıp bu ürünleri müşteriye teslimine kadar bütün süreci kendisi yürütüyor. Dolayısıyla aslında biz ürünü stoğumuza almadan listeliyoruz. Sattıkça Printify'da tasarımı özelleştirip Printify'a diyoruz ki bu ürünü hadi benim müşterime gönder. 2 ila 3 gün içerisinde zaten müşterimize Printify gönderiyor. Şimdi Bottles Tumblers kategorisinde Printify'da benim incelediğim birkaç tane ürün var. Bir süredir de inceliyorum bu ürünleri. Şimdi ben bu ürünleri tabii ki ezbere satma niyetinde değilim. Ne yapacağım? Analiz edeceğim. Etsy'ye gideceğim. Etsy'de kullandığım Everbee yazılımıyla bu ürünleri analiz edeceğim. Analiz ettikten sonra satabilir miyim, satamaz mıyım? Buna tabii ki birlikte karar vermiş olacağız. İlk olarak şuradaki Wine Tumbler yani şarap içeceği için konulan termoslar. Şimdi Wine Tumbler ürününe şöyle baktığımız zaman bu ürünün paslanmaz çelikten yapıldığını, 0.35 yani neredeyse bir su bardağı boyutunda olduğunu, elde yıkama ile mümkün olabildiğini, mesela makineye koyamıyorsunuz bunu. Sonuçta termos çünkü çift taraflı bir koruma sağlıyor. Sıcak soğuk koruma sağlıyor. Termos gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu ürünün üzerinde gördüğünüz gibi dizaynınızı, kendi tasarımınızı işleyebiliyorsunuz. Çok da kaliteli bir ürün. Gördüğünüz gibi fotoğrafları da var. Gerçek kullanım, hayatta kullanılan fotoğraflar da var ve ürünün maliyetine bakıyoruz. Şimdi Printify'da bakmış olduğum bu Wine Tumbler ürününün fiyatı 14.93 olarak geçiyor. Bakın fiyatı 14 dolar 93 cent. Biraz pahalı çünkü neden? Kaliteli bir ürün. Biz bu Çin yapımı kötü malzemeyle yapılmış ürünlerle bunu karıştırmayacağız. Bu çok önemli. Kargo ücreti de 5.39 olarak geçiyor. Tabii ki Printify Premium'a üye olduğunuz zaman burada 14.93 ödemeyeceksiniz. %20 fiyatınız aşağı gelecek ki zaten burada söylemiş Printify kendisi. Printify Premium'la aldığınızda fiyat 11.49 olacak demiş. Videonun sonunda bahsedeceğim zaten. Printify Premium'u ücretsiz olarak alabileceksiniz. Aylık üyeliği size hediye edeceğim. Videonun sonunda bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Ve dolayısıyla buradaki tüm ürünleri de %20 indirimli alabileceksiniz. İşinizi bu yönde geliştirebilirsiniz. Wine Tumbler. Bakalım bu ürün Etsy'de satıyor mu? Etsy'de nasıl bir hacme sahip? Ben Etsy'nin arama çubuğuna Wine Tumbler yazıyorum ve arattırıyorum. Wine Tumbler yazdığım zaman karşıma tabii birçok ürün çıkıyor ve tıpkı Printify'da olduğu gibi üzerinde tasarım yapılmış birçok örnek var ama bu kadar çok kalabalığın içerisinde kaldı ki 1000'in üzerinde sonuç çıktı bakın. 1000'in üzerinde sonuç demek aslında rekabetin burada karmaşık bir yapıda dağıldığı anlamına geliyor. Ben burada nasıl rekabet edeceğim? Rekabet edebileceğim incelikler nelerdir? Acaba bu ürünü satmak mantıklı mıdır? Birazdan şimdi ona bakacağım nasıl olduğunu anlayacaksınız. Benim en çok kullandığım yazılım var. Ürün analiz yazılımı. Bu ürün analiz yazılımı Everbee. Buna ben Search Products diyorum ve Wine Tumbler yazarak Everbee ile Etsy üzerinde toplamda 51.522 adet ürün listelendiğini görüyorum. Şimdi benim burada rekabetin içerisine girebilmek için 51.522 adet ürüne rekabet etmemem lazım. Daha niş bir kesimle rekabet etmem gerekiyor. İşte bu nişliği nasıl ayıracağım? Benim için en büyük strateji ne? Geçmiş videolarda hatırlarsınız belki. Yeni satışa başlamış ve başarılı olmuş satıcılar. Ve bu satıcıların kullanmış olduğu anahtar kelime stratejileri. Eğer ben yeni satışa başlamış ve minimum 150 adet satışa ulaşmış ve aynı zamanda kullanmış olduğu anahtar kelimeleri düşük orta rekabette olan satıcılar bulursam evet ben bu Wine Tumbler'ı satabilirim. Bu ürünü mantıklı bir şekilde aynı stratejiyle Etsy'de listeleyebilirim ve başarıyı yakalayabilirim. Aksi zaten düşünülemez. Aksini düşündüğünüz zaman buradaki 51.522 satıcı arasında kaybolur gidersiniz. Şimdi geliyorum burada filtreler bölümüne. Ben her zaman uyguladığım filtre Monthly Revenue, Monthly Sales Price görüyorsunuz burada. Burada benim için hiçbiri önemli değil. En önemli bölüm listenin maksimum 6 ay yaşında olması yani 6 aydır Etsy'de satış yapıyor olması ve en fazla 150. Şimdi niye en fazla 150 dedim? Çünkü şöyle düşünün. Eğer bir satıcı 6 ay içerisinde listesini Etsy'de oluşturduysa ve Wine Tumbler ürününü satıyorsa ve 1000 tane, 2000 tane ürün satıyorsa burada ya marka dominasyonu vardır ya da satıcının geçmişte mağazasına sattığı başka farklı ürünlerden dolayı bu ürününün satışı o sebepten dolayı yükselmiştir. Dolayısıyla bu her ikisini de istemeyiz. Biz burada istediğimiz şey nedir? Daha niş, daha az satan, daha kolay rekabet edebileceğim, daha iyi
mücadele edebileceğim anahtar kelimelerle benzeri ürünleri satabilmek. En büyük strateji bu. Şimdi dönüyorum. Bakıyorum WineTumbler ürününü 6 ay içerisinde listelemiş ve toplam maksimum 150 satışa ulaşmış listelere, satıcılara şöyle bakıyorum, bir göz gezdiriyorum. Mesela şuradan rastgele bir tane seçtim. Ashley diye bir şey var. Doğum günü için bunu yapmış. Aylık geliri $900. 28 tane toplam satış yapmış ve hemen bakıyorum ne kadarlık bir liste. Mağazası 10 aylık. Listing age yani liste yaşı da 3 ay. 3 ayda $900'lık bir gelir elde etmiş bu listeden. Şimdi bakalım başka neler var? Farklı farklı. Mesela şu. Bizim baktığımız Printify'lik ürüne çok benziyor. Bu ürün 70 tane müşteri yorumu almış. 6 aydır Etsy'de satış yapıyor. Aylık da $825'lık bir gelire ulaşmış. Bir tıklayalım. Bir inceleyelim. Bir analiz edelim. Listeyi bir anlamaya çalışalım. Toplam 384 tane satıştan $741 aylık bir cirosu varsa, aylık da 53 tane satış yapıyorsa, listede çok yeni bir liste zaten görüyorsunuz. 6-7 aylık bir liste. Dönüşüm oranı gayet iyi. Şimdi ben bu listeyi kendime karşıma rakip olarak alır mıyım? Evet alırım. Etsy üzerinde incelemek istiyorum. Buradaki satışı yapan rakip bu kadar kısa sürede bu başarıya nasıl ulaşmış? Hangi keywordleri kullanmış? Hemen şu Etsy listesine bir bakalım. 11.89'a satıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Bizim Printify'daki ürünümüzle buradaki ürünün kalitesi birebir aynı olmayabilir. Sonuçta bu tarz ürünleri Çin'de 1-2 dolara yaptırıp 1-2 dolarda bir baskı maliyetiyle manuel bir şekilde Amerika'da 3-4 dolara mal edip 11 dolara satıyor olabilir. Dolayısıyla biz aslında bu bizim bu rakibimiz değil. Biz sadece bu listeden kendimize anahtar kelime beğeneceğiz. Yani bu anahtar kelimeleri kullanarak bir listelerimi yapacağız. Bir kaybımız yok. Bir ürün yatırımı yapmıyoruz nihayetinde. Şimdi burada listeyi analiz ediyorum. Listeyi analiz ettiğimde şimdi aşağı doğru bakın keyword bölümü var. Keyword bölümünü şöyle genişletmek istiyorum ve bütün anahtar kelime yapılarına bakacağım. Bu tarz ürünleri hangi anahtar kelimelerle satıcılar satıyor beraber inceleyeceğiz. Şimdi bridal party kelimesi çok geniş bir öbek. Yani bir şarap bardağını, daha doğrusu şarap termosunu ifade etmiyor. O yüzden bu kelimeyi kullanmak benim için çok değerli değil. Kaldı ki bu anahtar kelimenin rakip sayısı 911.801. Keyword score, Everbee'nin bana vermiş olduğu anahtar kelime puanlaması 10. Çok düşük. Dolayısıyla 0, 10, 20 gibi puanları çok itibar etmeyeceğiz anahtar kelimelerde. Ne yapacağız? Buradaki mesela 60 keyword score almış, 60 puan almış ve 20.000 rakip gözüken ve 1195 aranma hacmine sahip couples trip kelimesi var mesela. Şimdi bu anahtar kelimeyi bir inceleyelim. Bu anahtar kelime gerçekten de bizim bu ilgilendiğimiz ürünle alakalı arama sonuçları veriyor mu? Dolayısıyla bu ürünü satıp satmamaya karar verdiğimiz noktada bu olacaktır diyebilirim. Mesela bakın direkt couples trip'te aslında çiftlere özel, yani işte sevgililer, eşler, belki çocuklar fark etmiyor. Çiftlere özel yapılmış ürünlerin bir anahtar kelimesi olduğunu anlıyorum. Ki bizim baktığımız rakibimiz olan bu ürün burada ilk sayfada tepede çıkıyor ve elbette diğer ürünler de çıkıyor ama bu hep çift ürünleri olduğu için dolayısıyla burada çiftlere özel yapılan couples trip anahtar kelimesiyle çıkan ürünlere odaklanmak mantıklı gözüküyor şu an için. Geri dönelim. Burada bakın başka anahtar kelimeler de var. Mesela burada cheaper, şurayı genişletelim. Cheaper than therapy. 157 aranma hacmi var. Çok düşük. Yani çok düşük olması sizi korkutmasın. Çünkü düşük olması demek ürünü satmayacağı anlamına gelmiyor. Aksine oradaki 147 kişiye ürününüzü daha tepede gösterebilme imkanı size tanıyor. Mesela cheaper than therapy. Cheaper than therapy yazdığımız zaman burada tabii ki bir jargon tabii ki bu. Yani bu ürünü satın alan kişinin yazdığı bir keyword olduğu için 100 küsür kişinin bir jargonu gibi düşünebilirsiniz ve çıkan arama sonuçlarında yine gördüğünüz gibi bardak ürünleri karşımıza çıkıyor. Şarap termosları çıkıyor. Farklı farklı bardaklar da çıkıyor. Dolayısıyla bu anahtar kelime de nispeten çok büyük rekabetteki kelimelere göre kullanılması elzem olan bir anahtar kelime. Bakalım başka neler var? Mantıklı bir anahtar kelime karşımıza çıkacak mı? Şurada 30 puan almış Girls Trip Wine kelimesi var. Bu anahtar kelimenin rakibi de 4000 olarak gözüküyor ama burada 4000 rakip bu anahtar kelimeye konuşlanmış gibi düşünmeyin. Çünkü buradaki strateji aslında her anahtar kelimeye de indekslenmiş ürün sayısı. Yani rekabet edebileceğiniz rakip sayısı değil, indekslenmiş ürün sayısı olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bu anahtar kelime Girls Trip Wine mesela bu anahtar kelimede rekabete şöyle bir bakalım. Çıkan arama sonuçlarına aynı ürünler, benzer ürünler çıkıyor mu? Kesinlikle çıkıyor. Yine çift bardakları çıktı. Buradan ortak alacağımız nokta aslında çift bardaklarının, eşlere özel yapılmış bardakların ya da bu şekilde termosların mantıklı bir satış stratejisiyle burada çalışabileceği yönünde ki bize bunu ispatını zaten şu an Etsy yapıyor. Şimdi çıkan arama sonuçlarına böyle baktık
yaptıktan sonra tabii ki şunu düşünebilirsiniz. Ya ben böyle bir ürün yapayım ya satmazsa ya problem olsa. Bence sorun değil. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Ben burada benim tespit ettiğim anahtar kelimeler üzerinden ilerlediğimde eğer benzeri bir stratejiyi uygularsam ve başarıyı test etmek istersem benim için açıkçası 1 saatlik 2 saatlik bir iş. Sonrasında geleceğim bunu Printify'da sipariş vereceğim. Yani sipariş geldikçe sipariş vereceğim. Burada Start Design butonuna basacağım. Printify zaten beni yönlendiriyor. Printify beni yönlendikten sonra ben bütün bardağın tüm yönünü, her yerini, bakın açık açık her yeri yazmışlar zaten. Kendi bilgisayarımdaki görsellerle veya özel mesajlarla buraya kişinin ismini yazarak özelleştirebileceğim. Dilediğim gibi kendi zevkime göre ya da müşterinin isteğine göre özelleştirebileceğim. Zaten buradaki yapmış olduğunuz özelleştirme bittikten sonra preview kısmına tıkladığınızda Printify sizin için bu bardağa özel mockup tasarımları yapıyor. Mockup tasarımları demek ne demek? Buradaki yapmış olduğunuz tasarımın gerçek bir ürün fotoğrafı üzerinde nasıl göründüğünü göstermek demek. Buradaki her şeyi Printify bizim için aslında gerçek çekilmiş fotoğraf ortamlarında bu bardağı o ortama yerleştirerek gösteriyor. Bu da bizim için Etsy'de kullanmak için harika. Zaten ürünümüzü kaydettiğimizde bir de üzerine Printify Premium üyeliğini kullanarak daha ucuza sipariş ettiğimizde hepsi birleştiğinde ne oluyor? Otomatik sipariş müşterinin adresine otomatik olarak Printify gönderiyor Etsy müşterisine. Aynı zamanda ürünler için başlangıç için bir yatırım yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Listeliyorsunuz. Satıldıkça gidiyorsunuz buradan yaptırıyorsunuz. Kaldı ki ürün katalogları sadece bununla sınırlı değil Printify'da. Buraya katalog bölümüne geldiğinizde sayısız katalog olduğunu görebilirsiniz ki burada açıkça söylemek gerekirse herkesin düşündüğü tişört ve benzeri ürünlere odaklanmaktansa bunun gibi niş ürünlere odaklanmak bence orta vadede daha akıllıca olacaktır diye düşünüyorum. Ama uzun vade düşünüyorsanız tabii ki tişört vesaire bu ürünlere çok talep gören ürünlere bakabilirsiniz. Şimdi biraz Printify'ın premium üyeliğinden bahsedeyim. Premium üyeliği bu videonun altındaki yorumlara neden premium üyelik kullanmak istediğinizi yazarsanız detaylı bir şekilde size bir ay boyunca hediye edeceğim. YouTube'da yorumlar bölümünde aşağıda yorumlar bölümüne yazmanız yeterli olacaktır. Siz yazdıktan sonra ortalama bir iki gün sonra YouTube'daki bildirimleri takip edin. İndirim kodunuz size bildirim olarak gelecek. Bunu nasıl uygulayacağınızı, nasıl kullanacağınızı zaten size yazacağım. Yorumunuzun altına yazacağım. Dolayısıyla bir ay boyunca Printify Premium üyeliği bedel ödemeden ücretsiz bir şekilde kullanmış olacaksınız. Evet, ayrıca ekstra yorumlarınızı da merak ediyorum. Benzeri videoların devam etmesini istiyorsanız da konu önerisi de yapabilirsiniz. Yine yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi de mutlaka unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.